Hani 10 bin Ermeni askerini buraya yığmışsın. Barış Yüce adı altında zaten sana koruma verin ama ne zamana kadar? Yani 11 Eylül'e kadar. 11 Eylül'de çünkü bir ABD tatbikatı başladı. Zaten ondan sonra birazdan timeline'a ekrana taşıyacağız. Ben efendim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını tanımaya karar verdim. Amerika ile tatbikat yapıyorum falan filan dedikten sonra ha, öyle mi dedi. Putin'den açıklama geldi ve bu noktalara kadar geldik. Yani bundan sonrası için ne olacak o başka bir şey ama bu 24 saatte ne yaşandı? Ee, onu İsmail Paşam siz de e, orada hani e, harita üzerinden anlatmak isterseniz birazdan katkınızı rica edeceğim ama dün başlamıştık Tabii. Özgür Paşam e, sizden bu nasıl Tabii. oldu bu bir anlatabilirseniz çok seviniriz e, harita başında şöyle. Yani bir kere bunun e, tabii ki bütün izleyicilerimiz e, programımızı takip eden, değerli konuklarımızla yaptığımız bütün programlarımızı takip eden meseleyi bilen izleyicilerimiz şunu e, biliyor. Yani 10 Kasım e, 2020'den sonra e, şu bölge, şu e, açık mavi bölge bir kere Karabağ tamamen e, artık Azerbaycan toprağı denli değil mi? Ateşkes olarak da imzalandı ama nihayetinde bu evet şu kurtarılan... Elde evet, bölgeye şuralar evet. kurtarılan bölgeler. Burası da Azerbaycan toprağı, toprağı da diyor. Yani burada ben Rus barış gücü tamam ben burada kalayım diyor. Şimdi buraya ben e, insani yardım e, götüreceğim diyen e, Ermenistan'ın e, yaptığı e, Azerbaycan bunu çok net olarak söyledi ya silah taşıyorsunuz siz buradan dedi. Hangi yolla? E, Laçin hangi kendi yoluyla. Yani buradaki e, bu e, büyük kriz oradan çıktı. Laçin'den göndereceğim ben diyor. Halbuki Azerbaycan diyor ki niye Laçin'den gidiyorsun? Çünkü ben biliyorum onun içine silah mühimmat doldurup oraya gidiyorsun. Madem insani niyetin o zaman gel aynı tırları adamdan gönder. Yani benim ben kontrol nokta, Evet kontrol noktamdan gönder. Ee, bu bu e, inadı bu Ermenistan'ın sürdüğü söz konusu yönetiminin sürdüğü ta ki 18 Eylül'e kadar. 18 Hı. Eylül'de tamam peki tamam gelsinler falan dedi ve nihayetinde hem Adam Han kendi hem Laçin Han kendi'den iki taraftan da yardım tırları geldi Kızılaç'ın kontrolünde. 24 saat sonra da zaten bu saldırılar başladı. Yani nihayetinde ben buraya sürekli bir e, mühimmat yığınağı vardı değil mi Özgür Paşa'm ve 24 saate nasıl? Birazdan görüntüler üzerinden de birkaç analiz yapmaya tabii. çalışırız. Şimdi orada dikkat edecek olursak birazdan e, anlattığımızda topçu nizamında e, atış yapan bataryalar görüyoruz. Aynı zamanda çok ciddi mevzi kazılmış iş makineleriyle. Ee, biraz önce söylediğim mesela 100'e yakın zırhlı araç tank olmasa 200'e yakın hava savunma sistemi bunların büyük kısmı bir kısmı savaş sırasında Rusların engellenmesinden dolayı zaten buradaydı ama bir kısmı da yani işte biraz önce bahsettiğimiz bu Laçin koridorundan gelmiştir. En azından mühimmatı gelmiştir. Yani kendisi gelmediyse bile ki geldiğini değerlendiriyoruz. Mühimmatı ki Hatta şurada bir altın madeninden çıkan kamyonların da bu işin kullanıldığına dair e, istihbarat elde edilmesi üzerine Vatandaşlar da orada yolu kapatarak e, demokratik haklarını kullanma yoluna gittiler. Burada tabii şunu kullandılar. Mağdur e, olan, sanki bir ambargoya maruz kalmış bir kitle e, sosyal medya yayınlandı. Ama şu harekat sonucunda şu görüldü 24 saat içerisinde. Çok ciddi bir yığınaklanma yapılmış. Çok ciddi bir silahlanma yapılmış. Ve bu kurtarılan bölgeden 100 bine yakın mayın toplanması hemen hala bunun 10 katı kadar mayın var. Burasında muhtemelen... ...çok sayıda mayınla döşenmiştir. Bu şehitlerin de... E, ...bunu ne yazık ki ifadesi Bugün de ayrıca bizim bir asubemiz de şehit oldu. Yani 7 personel, 8 personel kaybettik. şu öyle, öyle bakmamız lazım. Şimdi ben burada... ...öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir tanesi... E, ...bu bir kere devam edecek. Hı hı. Yani burada... ...Yunanistan'da belki girişte e, kısaca söyledik ama... E, ...zihniyet değişikliği olmadan... ...sadece ve sadece... Fırsat kullanan <laughs> ve daha çok ileri gidilmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Buna karşı hazırlıklı olunması lazım. Şu anda Azerbaycan zamanlamayı çok iyi kullandı. Biraz önce sizin girişte söylediğiniz... ...Ermenistan'da yapılan bu göya 12. Barış Gücü Tugayı'yla... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin 101. Hava İndirme Tümeni'nin... ...1. ile yaptığı o tatbikatı... ...Rusya'nın hoşuna gitmemesi ve Rusya'nın bir şekilde bunu cezalandırma mantığıyla hareket etmesi zamanlamasını çünkü strateji kuvvet zaman mekan var ya zamanı çok iyi kullandı e, Azerbaycan ve bunu e, zamanında bunu yaptı. Yapmasa ne olurdu? Daha fazla saldırı, daha fazla inaklanma, daha fazla hayat olurdu. Demek ki burada e, şunu düşünmek lazım. Her karşı harekette ne yapılabilir? Bunun şimdiden planlaması yapıp bunun şimdiden hazırlığı yapılması. Çünkü zihniyet değişmiş durumda değil. Zihniyet Şimdi orada görüntülerde e, belki birazdan gene göstereceğim. Bakın e, askeri yığınaklama çok güzel ama e, sivil tesislere baktığınız zaman hiç bir şey göremiyorsunuz. Yani müstemmeke gibi kullanılmış. Sadece yani ben orada çok ciddi bir tarım çalışması görmedim. Çok ciddi bir evlerde falan bir yapılanma görmedim. Sadece orası evet, böyle. Olduğu gibi yani mayın da kaplanmış. 3 yılda 100 bin e, nasıl bir rakamdır? Yani orayı şöyle şunu söyleyebiliriz. Kendi topraklarından çok... ...nasıl sorun çıkartır üzerine yapılan bir yığınaktan var. Bunu söylemek için çok fazla uzman olmaya gerek yok. Yani siz bir yere e, tarım ekeceğine mayın döşüyorsanız... ...buradaki amacınız farklıdır. Bu kadar basit yani. Orada halbuki doğa itibariyle çok ciddi... ...işte üzüm, o, bu falan yapılabilecek bir coğrafya sahip. Sulak biraz önce İbrahim Bey söyledi mesela. Her şey var. Ama e, bunu yapmayıp buraya siz silah yığınaktan diyorsunuz... ...başka bir amacınız var. Öncelikle onu ifade edelim. Burada... Fırsat hedefleri çok önemli. Bir başka konu, biraz önce havalimanından bahsetti İbrahim Bey. Mesela burada hocalık katliamı yapıldı. Şimdi burada yarın görüşmeler olacak ama şu bölgenin bir an önce Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Azerbaycan Bayrağı'nın içine girip, mesela Hocalı'da da geçmişte yapılanların e, uluslararası uzmanların da davet ederek çalışması yapılması lazım. Bakın bu çok önemli bir konu. Çünkü geçmişte ne yapıldığının, e, bütün uluslararası camiayı da bunun anlatılması. Yani sadece Azerbaycan'ın tek başına yapacağı bir iş değil. AGİK'ten mi çağırıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'den mi oradan mı çağırıyorsunuz, buradan nereden çağırız çağırın. Çok ciddi burada bir çalışma yapılması lazım. Bu çok önemli. Yani sadece anıttan manıttan bahsetmiyorum. Bir başka konu, burada stratejik iletişim. Şimdi biz ilk başladığında bir önceki harekatta 44 vatan var. İç güvenlik harekatı demiştik. Yani şu bölgenin hareketi. Niye demiştik bu iç güvenlik harekatını? Azerbaycan'ın kendi toprakları. Şimdi burada terörle mücadele de e, kapsamında yapıldı. Bu stratejik iletişimde önemli bir başarı bence. Yani baştan öteki türlü farklı yansıtmalara e, sebebiyet veriyor. Bir de şunu ifade edelim. 15 gün önce şey başladı. Biraz önce mağdur edebiyat dedim ya. Kim kardeş yani onu diyor burayı kurtarın falan neymiş? Demek ki yığınaklanma artık bir şey hazırlanıyorlar. Bir şey hazırlanıyor. Yani bunu e, çok durup dururken böyle çıktı ben. falan diye sorguluyorduk. Bunun da e, cevabını e, vermiş oldu. Bunu da özellikle ifade edelim. Burada ben son bir iki şey söyleyip evet. hemen bir tanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili konu Aha. yine biraz önce söylediğim gibi Aha. Azerbaycan bunu e, lehine evet. kullandı bu da önemli bunu da ifade edelim. bir de bu barış gücünün bugüne kadar ne gibi barış sağladığı konusunda ben biraz önce söylemiştim sorgulanması lazım evet. yani Peki. bu önemli son son söylenim bitiriyorum buraya ciddi anlamda karar harekatı yapılmadı ateşle taarruz ediğimiz Uşak'ı merak ediyordum. Evet. Yani hani ne yaşandı harita üzerinden? Nasıl bir şeydi? 90 Hı -hı. hani e, kritik mevzi alın dönüyor ama şuralardan alındığı gibi görüyor şu an itibarlarımıza geldi. Hı -hı. Yanlış bilgi vermeyelim. Ama genel olarak ateş destek va hastalığının yani ya, hatta atış yapıyor mesela. Atış yaparken vurulanlar var. E, ağır silah sistemlerinin etki altına alındığını, insan savaş araçları, topçu, hava kuvvetleri etki altına alındığını görüyoruz. Yani bir yumuşatma harekatı yapıldı. Yani barış olmasaydı burada muhtemelen karar harekatı tam olarak devam edecekti. Hala devam etme ihtimali olduğunu da unutmayalım. Yani yani görüşmelerden ben çok ciddi bir şey çıkacağını da düşünmüyorum. İnşallah çıkar da yani zaman kazanma çünkü iki tarafın beklentileri birbirinden farklı. Burası Azerbaycan diyor kendi toprağım diyor. Onlar daha farklı bir şeyler de karşımıza gelirler. Yani burada yani bu vakit kazanma, oyalama mı olabilir diyorsunuz? Yalnız, olabilir. Yalnız, İstimal yalnız, dahilinde. İlla olacak diye bir şey söylemiyorum Çok da. Özür diliyorum da yarınki bir görüşme değil. Yarın neyi görüşecekler ki? Oradan... ...Ermeniler geliyorlar diyorlar ki... ...ateşkesi durdurdunuz... ...biz sizinle burada yaşamak istiyoruz... ...şartlarınız nedir, ne yapmamız lazım... ...Ermeniler yalvararak geldiler... ...Ermeniler yalvararak ateşkese gittiler... hiç ...bu görüşme değil ki... ...resmi hiçbir şey yok çünkü... ...zaten oranın sözde cumhurbaşkanı... ...sözde belediye reisleri... ...onlar hepsi artık kaçtılar gittiler... ...kimse kalmadı orada... ...orada kalan sade Ermeni vatandaş ...inşallah öyle olur, öyle olursa daha iyi sevindirir... Evet, ...çünkü kan evet. dökülmeden yani daha fazla... Çatı ...kartışma olmadan, silah kullanılmadan... ...bu işin İbrahim Bey'in dediği gibi olması şey... ...ama ben e, her zaman... ...A alternatif planların... ...B planı, C planı olmasının ben yararlı biliyorum. Ha, o seversen... Askeri askeri taraftan bakışınıza Çünkü, ben de katlıyorum. Evet. Dün de söylediniz. Çünkü, programda. Çünkü e, yani biz Türk gibi düşünüyoruz... ...ama karşı taraf farklı planlamaları... Peki. ...yapıyor olabilir. En son Peki. şunu söyleyeyim, şu Amerikalıların tatbikatı var ya... ...bu tatbikatın kısa vadeli, uzun vadeli... ...sonuçlu olacaktır. Hı. Şimdi Paşinyan... Hı hı. Rus yanlısı askeri generaller ve diğer konuları genelde tasfiye etti. Hı hı. Çok önceden. Şimdi bu tatbikat e, sadece biz silah verilebilir, işte eğitim yapılabilir bunu değerlendirmiştik ama şunu da unutmayalım. Yarın öbür gün kendisine müzahir Ermenistan'da yaşayan askeri birimlerin işte kurs adı altında değişik alanlarında daha uzun vadeli bir süreç olabilir. Bu da Rusya'yı rahatsız ediyor olabilir. Bizim biz tabii Rusya Amerika açısından bakmıyoruz olaya. Bizi çok Peki. ilgilendirmiyor. Azerbaycan açısından Fırsatları iyi değerlendirmek lazım Peki. çünkü karşı taraf sürekli bir e, planlama peşinde <laughs> bu planı önce algılayıp hemen fırsat hedefinize evet. ulaşmanız lazım. Peki. Ee, Ünal Albayım siz bu operasyonu e, haritada bir, bir aktarmak ister misiniz? Hani nereden bir e, yani yığınaklanma oldu, nereden girildi? Bu arada da e, evet, orada hemen onu Anladım. da verebiliriz. E, mayınlarla ilgili bir bilançoyu verebilir miyiz arkadaşlar? ...mayınların durumunu... Ee, Ünal bir, ...Bir açıklama yaptı Hikmet Hacıyev... Ee, ...yani... ...3 yılda ne kadar mayın temizlendi... Ee, ...arkadaşlar bulabiliyoruz değil mi... ...mayınları... ...evet lütfen hızlıca onu bir aktaralım... ...100 bin ee, üzerine mayın vardı... 100 evet. bin. Ee, ...yani... ...onların tabi 3185 kişinin... ...yaşamını yitirdiği... E, ...bütün bunlar 1991'den bu yana... E, ...olanları aktarmıştı... E, ...o rakamları da arkadaşlar... ...hemen bir vola aktaralım lütfen... Hikmet Hacıyev 18 Eylül'de e, diplomatik temsilcilerle yapmış olduğu görüşmede yani Ermenistan'ın mayın terörü devam ediyor deyip e, rakamları paylaşmıştı. E, evet şimdi yapılan açıklama. Bu yapılan açıklamaya göre Ermenistan ve yasadışı kukla junta rejimi Ermenistan'da üretilen mayınları gri bölgenin, gri bölge e, dediği neresidir Ünal Albayım? Gri bölgenin tüm çevresine yerleşirmeye devam ediyor. Yani gri'den hani belirsiz tutmaya çalıştıkları gibi evet. mi düşünüyor? Birazdan soralım. Tabii. Çevresine yerleşirmeye devam ediyor deyip bir bilanço açıkladı. 91, 1991-2023 arasında e, 3385 Azerbaycanlı e, bu Ermeni mayınlarının kurbanı oluyor. 10 Kasım 2022, 19 Eylül 2023, düne kadar neler oldu? Ee, burada 318 Azerbaycanlı Ermeni mayın terörünün kurbanı oldu. Ve sonuçta 64'ü yaşamını yitirdi. 254 Azerbaycanlı da yaralandı. 10 Kasım'dan bu yana, 10 Kasım 2020'den bu yana 100 bin mayın temizlendi. O temizlenmeyen mayınlardan, geriye kalanlardan ki 100 binin siz 10 katı mı var diyordunuz Özgür Paşa? En, en az 10 katı çünkü, var diyorsunuz. Çünkü Temizlenen coğrafyanın baktığımız zaman şu gri alanlar dediğiniz de, çok küçük bir bölümü yani en az 10 katından fazla mayın olma ihtimali değerlendiriyor. Santim santim bunların araştırılması lazım. Evet onlardan ikisi geriye kalanlardan ikisi 7 şehidimiz maalesef canına mal oldu. 2 de Azerbaycan işçisinin 2 işçimiz de orada şehit oldu. Dönelim lütfen operasyon haritamıza ve Ünal Albay'dan rica <laughs> edelim şimdi o az gri bölgeden kasıt biliyorsunuz e, Sayın Nur Evet. Rus barış gücü yerleştik. Değişik karakol noktalarına biliyorsunuz çepeçevre yerleştiler. E, oradaki silahlı gruplar da bu Rus barış gücünün gerisinde e, tertiplenmiş veya o bölgelere tahliye edilmişlerdi. Şimdi o gri bölge tabi silahsızlandırılmış olan Rus barış gücünün de Gözetim ve kontrolünde olan ama tabii karakollar arası mesafeleri de dikkate aldığınız zaman o alanları da her fırsatta mayınladıklarını söylüyorlar. Çünkü olası işte böyle bir harekata hazırlık maksatlı. Şimdi tabii Sayın hoca Hocavent'te da... oldu bu mayınlar. Yani Hocavent'teydi. Tabii hoca... ya, bütün çepeçevre. Tabii bu Hocavent evet 58. kilometrede meydana geldi. Evet. Bu civarda bir yer. Ee, şimdi hafızamızı bir tazelememiz lazım Sahnur Hanım. Bakın, e, 2020 yılında 3 yıl önce burada bir 44 günlük savaş yaşandı. Evet. Burada değerli izleyicilerimizin hatırlayabil, hatırlaması açısından şimdi haritada gayet güzel görünüyor şu mavi bölge Karabağ. Tabii burada bazı Karabağ şu bölgeleri, Hocaventi şu bölgesi, Adamın bu bölgesi buradaki bazı grup bölgeler de var. Küçük küçük coğrafi parçalar. Karabağ bu noktadan biraz daha büyük dağlık Karabağ. Ama şu mavi bölgeler e, Karabağ'ın etrafındaki rayonları Ermenistan anakarasına bağlamak için o 92-93'lü yıllarda yani 30 yıl önce ayrıca buradaki rayonları da yani bizim hı hı. il olarak ifade ettiğimiz şehirleri de işgal ettiler. Hı hı. 90 e, 44 günlük muharebede de bu Karabağ'ın etrafındaki bu az evvel ifade ettiğim işte Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubatlı, Laçin, Kelbecer bölgeleri de kurtarıldı. Şimdi geriye ne kalmıştı? Karabağ'ın kendi merkezi. Tabii Şuşa' hariç Şuşa da o dönemde kurtarılmıştı. Biliyorsunuz Şuşa'dan eee doğru ilerleyebilirdi? Azerbaycan ordusu zaten ona muktedirdi. Tabi ee, Rusya, Rusya araya, araya girdi. girdi, bir araboluculukla e, o günkü koşullarda bir ateşkes bildirgesiyle sonlandırıldı. Şimdi bu yarım kalan, yani Karabağ'ın geriye kalan gerçek Karabağ, şu dağlık Karabağ bölgesinin yeniden Azerbaycan topraklarına katılması meselesi. Şimdi 2020 yılındaki 44 günlük savaşın hedefi, çapı, karakteristiği e, ve o günkü konjöktürün yarattığı etki ve 30 yıllık birikim sonrası gelen bir savaşın çapıyla, tabii çünkü buradaki rayonlar da bu harekatın bir parçasıydı. Bugün gelinen noktada yapılan e, anti terör dediğimiz terörle mücadele harekatı bambaşka. ...farklı karakterde. Çünkü... ...44 günlük savaşta... ...yani 2. Karabağ Savaşı'nda... ...onu savaş olarak adlandırdık... ...ve bu bölgede... ...karşımızda bizim... ...düzenli bir Ermenistan ordusu vardı. Tabii oradaki... E, ...terörist gruplarla birlikte... ...sözde Arsak Cumhuriyeti'nin kendi... ...oluşturduğu silahlı gruplarla birlikte... ...ama... ...böyle bir durum vardı. Eee... İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bir kısım unsurları geri çekildi. İşte kalan unsurları artık burası Azerbaycan toprağı olarak tescillendi. Zaten bu Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin dört kararında tescillendi. minsk toplantılarında tescillendi. Uluslararası birçok e, bunu e, ülkeler Azerbaycan toprağı olduğunu en son kendisi işte Prak'taki toplantıda Paşinyan kendisi fiilen Ermenistan e, buranın Azerbaycan toprağı olduğunu, toprak bütünlüğünde olduğunu vurguladı. Daha buna söylenecek bir şey kalmadı. Yani artık sözde değil, uygulamaya geçilmesi için 3 yıl, işte o 44 günlük savaştan sonra 3 yıllık bir süre içerisinde Azerbaycan e, sabırla bunun uygulamaya geçmesini bekledi. Geçmedi. Ne oldu? Provokasyonlara devam ettiler taciz eylemlerine devam ettiler ve en son işte şehit olaylarımız dahil evet. olmak üzere bu noktaya getirildi. Peki niye geciktirildi? Kim geciktirdi? Rusya ve Batı rekabetinin bu sahaya yansıması geciktirdi. Aslında bu küresel aktörlerin Fransa'da var bunun içinde içerisinde Tabii ki İran'ı da biliyoruz tabii. var. Ee, yani neticede üçüncü ülkelerin Azerbaycan ve Ermenistan'ın aslında dışında ki aktörlerin buradaki rekabet ve stratejik ve jeopolitik beklentileri bu süreci Hancı uzattı, uzattı, geldi. uzattı. Üç yıl bu sürüncemede bıraktı ve bugüne gelin Şimdi bugüne gelindiğinde e, konjöktür her geçen gün yeni bir şekil alıyor. Ukrayna Savaşı'nın yarattığı etki Rusya'nın üzerinde tabii ki 44 günlük savaşın olduğu 2. Karabağ Savaşı'ndaki gibi bir durumu değil. Amerika'nın tutumu Rusya ile olan ilişkisi değil, farklı. E, İran'ın geldiği nokta farklı. Şimdi bölgede 3 yıl içerisinde aslında konjöktürde hem küresel anlamda hem bölgesel anlamda bir değişiklik de oldu. Ama geldiğimiz noktada avantajlı bir süreçte operasyon yapıldı. Bence. Hocam şeyin İran'ın fikir bu kadar fikir değiştirmesinin arkasında ne yatıyor ki tam tersi. Yani maalesef. çok çok güzel şöyle zaten evet. bu, bu, bu bu anlaşılamıyor. Şimdi İran'ın 3 sene, şey yani, yani. sene önceki tabi yani diyorum 3 sene önceki şimdi bu bu aslında sadece İran'da değil bu Rusya'da da var bu Amerika'da da var Ermenistan'ın kendisinde de var. Çünkü denklem o kadar iç içe ve evet. karışık ki. Ee, beş, e beş parametreniz varsa İran için söylüyorum örnek. 5 parametreniz varsa 3 avantaj sağlarken ikisi dezavantaj sağlıyor. Hmm. Üçünün getirdiği avantaj Rusya'ya dezavantaj sağlarken size avantaj sağlıyor ve çatışıyorsunuz. Şimdi siz bunu ortak bir noktada buluşup e, ortak bir alanda bunu ortak menfaatlerde buluşamıyorsunuz. Bu süreci uzatıyor. Şimdi sorun burada zaten. Ee, burada adem... Bir de orada e, Karabağ meselesiyle Zangezur koridorunu ayrı tutmak lazım. Şimdi biz ona Tabii. geleceğiz herhalde. Bu ayrımı Dan... İranlar yapıyor muydu ki? Tabii canım. Ya, baştan beri yapıyorlar Danan, mıydı? Dananın tabii, zaten, yani kuyruğu, Dananın zaten kuyruğu orada kokuyor. Zangezur istemiyorlar ama i̇stemiyorlar çünkü, çünkü... burada sıkıntı yok. Ay, evet. O Karabağ şimdi, birincisi e, savaş sırasında da açıktan... Yani şimdi mesela, tabii, 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 değişti. Tabii, tabii, o da var. değişti. Yani Karabağ şimdi e, bu 3 yıllık süre içerisinde artık İran'ın ...ajandasından Karabağ'a çıkardı. Neden? Çünkü... E, ...toprak bütünlüğünde sayıyor. Onun için tehdit ve tehlike olarak gördüğü... E, ...Zengezur Koridoru. Ve Buranın güneydeki kapatılmaması. 40 milyon yani Azerbaycan üzerinden... Düştü. ...işte Batı ile temas sağlıyorum diyor. İşte gerektiğinde ben Karadeniz'e ulaşabilirim... ...diyor İran. Rusya ile ilişkilerimi buradan sürdürüyorum diyor. Daha fazla çevrelenmek istemiyor. Eğer ileride... ...Ermenistan NATO ülkesi olursa ki bugün için koşullarda bunu konuşamayız ama yani Türkiye olursa, varsa olmaz herhalde. Yani. E, olursa olursa ben... E, nasıl? Öyle bir olasılık yok. Türkiye NATO'dayken yani biz Barış de, ortaklık artık. üyesi e, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan. Ama işte Ukrayna meselesinden artık dünya yeni bir ders çıkardı. E, NATO üyesi burada olma şansı bugünün koşullarında hiç yok. Ama evet. e, zorlanıyor. Yani Amerika tarafından bir zorlama eee Stalin mezardan çıkarıp tekrar harita çizdirtecekler adamı. Ee, evet yani şimdi neticede e, Sayın Hanım burada şunu evet. ifade etmemiz lazım. Burada ki savaş e, bu 44, e, 24 saatlik süre içerisinde ne oldu? Bu 24 saatte e, bir terör örgütünün Azerbaycan'ın egemenliği altındaki topraklarda dan tasfiyesi. Hı, hı. Şimdi buna üçüncü ülkelerin karışmaması. Ne diyor Ermenistan? Buradaki operasyona ben dahil olmayacağım dedi.